hoş geldiniz. Bu bölüm e, sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir yaşam için neler yapmamız gerekiyor bunların üzerinde konuşacağız ve bu konuda da e, Profesör Doktor Oğuz Özdemir ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Seve seve. Önce Çağla bu davetin için teşekkür ederim. Bu arkadaşlara da bu firmaya da bu fırsatı verdikleri için teşekkür ederiz. Umarım dinleyicisine ulaşır ve gerekli mesaj ulaşır. Evet, 1969 Çorum doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi Ankara'da yaptım. Hacettepe Biyoloji Öğretmenliği mezunuyum. Arkasından Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Çevre Bilimleri'nde doktora yaptım. Yaklaşık bir 14-15 sene bir Eğitim'de öğretmenlik yaptım çeşitli kademedeki okullarda. Doktorayı bitirince akademiye geçmeye karar verdim. Ben yaklaşık 2000... Dörtten beri akademide çalışmalarımı sürdürmekteyim. Tabii ki şimdi sürdürülebilirlik son zamanlarda oldukça gündeme geldi. Gittikçe önem kazandı, popüler oldu. Ama şöyle bir baktığım zaman ben ıı, akademik geçmişime yüksek lisansı ben ıı, direkt ya da dolaylı olarak bu konuyla meşgul olmuşum. Bunun temellerini atmışım. Bu... Ee, Zaten öğretim süreçlerinde bir hoca olarak bu tür dersleri veriyoruz. Bunun dışında farklı toplum kesimlerine daha ulaşabilmek adına değişik projeler yaptım. 2013-2014 yıllarında peş peşe TÜBİTAN desteğiyle Uluslararası Çevre ve Beslenme Toplantısı düzenledik. Toplantıya yurt dışından, Almanya'dan alanda tanınmış e, hocaları davet ettik. Arkasından ben işte bir sene Almanya'da, daha sonra İngiltere'de olmak üzere TÜBİTAK projesi yaptım. Bu sürdürülebilirlik ile ilgili o, Avrupa'da, Batı'da bu işler nasıl yürüyor? Ve e, tabii bunun yanında e, bu konuda e, yaygın etkiyi alanda... Gerekli mesajı verip vermek adına işte makale yazmıyorum. Ee, aslında pandemi sürecinin bize verdiği bir mesaj sürdürülebilirlik. Ee, i̇nsanlar bunlar bundan önce biraz daha arka planla bırakılıyordu yani aslında tüketim toplumuyduk. Artık üretim tüketimin aslında dengelenmesi gerekiyor. Bu açıdan da sürdürülebilirlik çok önemli bir kavram. Ee, şimdi öncelikle hocam sürdürülebilir kavramı biz ne anlamalıyız bu kavramdan? çok haklısın çağla evet pandemi süreci gerçekten bir senedir insanlığı çok korkuttu halde korkutmaya devam ediyor çok fazla şeylere maruz oldu ama onun tarafından baktığımız zaman da gerçekten nasıl bir yaşam sürdürüyoruz bu yaşamı sürdürürken doğa üzerine nasıl bir baskı oluşturuyoruz nasıl bir etki yaratıyoruz ve bu, bu sürdürülebilir mi bunun devamı mümkün mü bu konudayla bizim yüzleşmemizi sağladı. Adeta kendimizi aynı tutmamızı sağladı. Ve gerçekten hele bu ilk pandeminin patladığı aylarda eve kapandığımız aylarda yani işte çarşıda, pazarda alışverişin oldukça kısıtlandığı dönemlerde kendi kendimize, kendi imkanlarımıza, kendi kendimize yetinmenin araçlarını geliştirmeye başladık. Bunu öğrenmeye başladık. İşte ne gibi? işte evde yoğurt yapmayı. Tabii tabii ekmek, <laughs> evet, yaptık, ekmek yapmayı. Evet ekmek yapmayı öğrenmeye başladık. Ve yani evde ne varsa, mevcut elimizin altında ne varsa işte gidip çarşıdan alıp karşılamak yerine evdeki malzemeyi işleyerek, kullanarak işte ihtiyaçlarımız o şekilde karşılamayı öğrendik. Bu yepyeni bir şey. Bu modern yaşamın bize vermediği bir mesajdı. Oysa modern yaşam bize özellikle reklam dünyasıyla sürekli bizi şeye davet ediyor. Tüketim. Evet, markete davet ediyor. Tüketmeye davet ediyor. Hazırcılığa davet ediyor. Tembelliğe davet ediyor. Ve pandemi bize böyle bir şey verdi. Bunun önemine sürdürülebilirlik açısından diyecek olursak tabii ki bir defa işte sürekli çarşıya gitmediğimiz için ve sağa sola gitmediğimiz için bir defa daha az araç kullandık ve daha az karbon salımına yol açtık. Bu çevre dostu bir durum. İkincisi kendi evsel ürünlerimizi, homemade dediğimiz ürünleri oluşturduğumuz için işte hazır o ürünlerin üretilmesi, işte tedariğinde meydana çıkan karbon salımı da ortadan kalktı. Yani ister istemez. Ve daha doğa, doğa dostu ürünlerle tanıştık. Onlarla onları tüketmeye başladık. Bu anlamda pandemi süreci gerçekten deniyor ya hani pandemiden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eskisi gibi olmayacak lafın altında galiba bu olsa gerek. Yani insanoğlu modern, sürdürdüğü modern yaşamın gerçekten ne kadar arızal olduğunu, ne kadar hem kendi sağlığı, hem kendi ruh sağlığı, biyolojik sağlığı açısından hem doğa açısından ne kadar zarar olduğunu görme şansı oldu. Ve ben umuyorum ki bu çok büyük bir ders oldu ve çok büyük bir eğitim oldu. Evet hocam. Aslında evet. ben de çok haklı buluyorum bu konuda. Birincisi ister istemez evde yaptığımız Besinlerden tutun her şey aslında çoğu şeyi aslında eve aktardık ve bu durum çalışmalarımız bile evde artık hani belirli bir yere gitmiyoruz gelmiyoruz bunu tabii ki toplumumuza getirdiği bir sürü birçok şey var ama bence şunu görmüş olduk biz pandemi sürecin pandemi süreci aslında bu bu kavramın sonucu olarak ortaya çıktı yani belki virüs bile bu kavramın sonucu olarak ortaya çıktı çünkü hayatımızda bir şeyler değişiyor evet. sürdürülebilirlik kavramının dışında bir de hocam sürdürülemezlik sürdürülememezlik kavramına değinelim. Çok 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 haklısın. Evet <laughs> sürdürülebilirlik açabilmek için, anlayabilmek için önce sürdürülemezliği anlamak ve açmak gerekiyor. Yani bu şu anlama geliyor. Özellikle işte antroposen çağı dediğimiz, yani insanın damgasını vurduğu bu çağda insanın ulaşmış olduğu bu refah seviyesinin, konfor seviyesinin ve yaşam tarzının hangi açılardan ne kadar sürdürülemez olduğunu ortaya koymak lazım. Neden sürdürülemez sorusu gün soracak olursak birkaç neden sıralayabiliriz. Birincisi hayatımızı sürdürürken işte bir takım faaliyetleri yerine getirmemiz gerekiyor. Ne gibi? işte beslenme, barınma, ulaşım, evsel kaynak kullanımı, hijyen, temizlik vesaire. Modern yaşamın biz olmazsa olmaz ögeleri bunlar. Ve bunlar gittikçe çeşitlendi. Gittikçe karmaşık hale geldi. Yani tüketim toplumu haline geldik. Şimdi bunların her birini yaparken biz farkında olmadan doğa üzerinde gittikçe inanılmaz düzeyde bir baskı oluşturur hale geldik. Yani ne yapıyoruz? Gittikçe daha fazla kaynağı doğadan çekiyoruz. Kaynakları azaltıyoruz. O doğadan daha fazla çektiğimiz kaynakları çok gittikçe karmaşık bir süreçlerle işliyoruz. Bunda çok fazla girdi kullanıyoruz. Çok fazla katkı kullanıyoruz. Kimya kullanıyoruz vesaire. Bu ürünleri çok uzun bir tedarik zinciriyle işte marketlere ulaştırıyoruz. İşte dünyanın bir ucundaki bir ürün dünyanın diğer ucuna çok hızlı bir şekilde ulaşıyor. Ve e, ve bu kaynakları tüketince gittikçe daha fazla atık bırakıyoruz. Daha fazla atık bırakıyoruz. Ve bu atıklar doğa bertaraf edemez hale geliyor gittikçe. Bu canlıların yapısına giriyor. Toprağımız kirleniyor, suyumuz kirleniyor. Kendi vücudumuz kirleniyor, sağlığımız bozuluyor, hastalanıyoruz vesaire vesaire. Yani bunlar üst üste koyduğumuz zaman çok açık bir şekilde görülür ki şöyle bir kendimize gerçekten bir iştenlikle yaşam tarzımızı sorguladığımız zaman çok işte rahat bir şekilde görebileceğimiz bir manzara var ki o da gerçekten sürdürdüğümüz bizi mutlu yaptığımız zannettiğimiz bizi işte refah yaşattığını zannettiğimiz bu yaşam tarzı aslında modern yaşam tarzı daha fazla tüketmeye dönük yaşam tarzı hiçbir açıdan sürdürülebilir değil. Ne doğanın varlığını sürdürmesi açısından ne bu gezegendeki yaşamın varlığını sürdürmesi açısından ne böyle dönüştürüldüğü. Arkasında çok uzun bir tedarik zinciriyle marketlere geldiği ve arkasından tüketicilerin bilmeden çok... Farkında olmadan reklamın etkisiyle tercihlerde bulunarak beslendiklerini düşündükleri bir beslenme sisteminden evet. bahsediyoruz. Tamam. Yani tamam. dolayısıyla tamamen yediklerimize içtiklerimize yabancılaşarak e, e, yani e, karnımızı doyurma sürecinden bahsediyoruz. Yeme içme sürecinden bahsediyoruz. Bu hiçbir şekilde sürdürülebilir değil. Yapılan hesaplamalara göre sadece bu gıda e, faaliyetinin, insanın gıda faaliyetinin e, küresel ısınmadaki payı, küresel iklim değişikliğindeki payı yaklaşık üçte bir. Yani başka bir de işte karbon salımındaki payı yaklaşık üçte bir. Yani ne demek? Dolaylı ve dolaysız olarak yani küresel iklim değişikliğinin yaklaşık üçte birlik bir payı bu sürdürülemez gıda üretimi ve tüketiminden kaynaklanıyor. Evet. Katılıyorum. Zaten Maalesef. yapmamız gereken aslında bir sürü değişim. Var. Söz gelimi çok basit. <laughs> Bunu biraz daha basitleştirelim. Mesela şuradan ben gelirken arabamı park ettim. Perşembe pazarından geçtim. Tezgahları var. Her zaman açık biliyorsunuz. Yani her tezgahta domates var, salatalık var, biber var, patlıcan var. Var da var. Bunlar Kışın yenecek şeyler mi? Hayır, aslında değil. değil. Bunlar, bunlar bu mevsimde yetişecek şeyler değil normal şartlarda bu. Yani bundan 50 sene öncesine gidecek olursak, bu 50 sene önce insanların bunu yediklerini düşünemeyiz pek kışın. Ya Veya evet, evet. çok nadir bir kesim belki yiyordu. Çok sınırlı bir kesim. Ama şu anda yani herhalde toplumu çok büyük bir kesimi. Domates her mevsim yiyor. Her mevsim yiyor. Yani bu bunu orada alıyor, gidiyor alıyor kışın. Ve pahalı olmasına rağmen. Tabii ki mevsimde yemeseniz evet. pahalı olur. Ama biz pahalı olmasında değiliz. Yani domatesi kışın tüketirsek ne olur? Neden sürdürülemez olur? Çünkü kışın tükettiğimiz domates sera şartlarında çok fazla enerjinin, girdinin kullanılmasıyla üretilmiştir. Çok fazla girdi ve enerji kullanır, kullanılırsa çok fazla karbon atmosfere salınır. Çok fazla karbon atmosfere salınırsa işte yeryüzü böyle ısınır, iklimler bozulur. Yani siz domatesi, kışın domatesi tüketerek aslında küresel ısınmanın ya işte benzin döküyorsunuz sürekli. Evet. Onu tetikliyorsunuz. Ama insanların büyük bir kısmı bunun farkında değil. Çok masum zannediyorlar. Yani çok masum sanıyor. Yani sadece o mu? Kendi sağlığınızdan oluyorsunuz. Sonuçta bunlar tabii, katkılı. Evet, işte, işte. Katkılı gıdalar bunlar. Kışın onlar tükettiğiniz zaman işte her türlü. Bu, bu, tat bu, bu, farkından evet, bir anlaşıldı. Evet, Tabii ki çok doğru diyorsun. Bu anlamda çok fazla bilimsel çalışma var. Yani bu gıdaların his, insanları nasıl hasta ettiğine ilişkin şüphe duymayacak şekilde, bize şüpheye bırakmayacak düzeyde birikimde e, bilimsel kanıtı var. İşte bu gündelik yaşamın en basiti bu. Öğrenme Burada ev kadınlarına büyük bir rol düşüyor. Eee Çağla. <laughs> İnanır mısın? Yani belki de önce kadınlardan başlamak gerekiyor. Evet. O biraz toplumsal rolde evet, ayar evet, evet, evet. yoksa. Ya, evet. <laughs> Şimdi ben derim sadece <gülüyor> <gülüyor> bayanlar için değil, kadınlar için değil. <laughs> Şimdi neden böyle diyorum? Ee, çünkü e, yani evde alışverişi yapanlar <laughs> evet öyle diyorum. Evde Evde ihtiyaçları karşılayanlar, evde pişirenler, evde temiz yapanlar büyük ölçüde kadınlar. Evet. Bizim gibi tekerde maalesef. Maalesef diyebiliriz. Evet. Burada. <laughs> evet. Ama böyle. Ama şimdi kadınlar ne kadar bunun farkında, ne kadar bilinçli yapıyorlar bunu? Ben şundan eminim. Kadınların büyük bir kısmı örneğin çamaşır makinesini çamaşırı doldurmadan çalıştırıyor. Evet. Büyük bir kısmı. Ha çamaşır makinesi doldurulmadan çalışılırsa ne olur? Gereksiz yere su kullanılır, gereksiz yere enerji kullanılır, gereksiz yere kaynak kullanılır, gereksiz yere karbon salınır. Madde bir. Basit. çok basit bir davranış. Evet. Herkes şunu bilir. İşte e, dişi, diş fırçalarken musluğun açık bırakmaması gerektiğini herkes bilir ama diğerini bilmez. Örneğin temizlik, hijyen. Yani deterjanlar boca ediliyor. Ya evet. Boca ediliyor. Yani bir de e, bu temiz e, olmak, temiz, e, evi temiz tutmak e, bir motto'dur yani. Evet ben onu da çok yani, katılıyorum. Mesela çamaşır suları o kadar çok kullanılıyor ki artık. Yani, aynen. Aslında sadece sürdürülebilir kavramı için bile değil. Sağlık için bile onu solumamız bile bizim tamamen sindirim sistemimizi etkiliyor. Birincisi bence bu kadar yani şunu da. Şimdi bir çocuğunuz var, bebeğiniz var, yerde geziyor. Evet ama onun mikroba da ihtiyacı var. Çünkü onun bağışıklık sistemi tabii, gelişecek. Tabii İzin olsun. vermiyoruz aslında. Gene burada sürdürülebilirlik ve sağlık arasında gelişki Pandemi zaten o nedenle patlamadı evet. mı? Biz ne yaptık? Yaban hayatına girdik. Çok fazla müdahale ettik. Burnumuzu her yere sokuyoruz ya biz. <laughs> Yaban hayatına çok fazla müdahale ettik. Yaban hayatına bu kadar müdahale edince o tepki verdi bize. Oradan işte bir virüs, bir mutasyon geçirdi ve etrafa yayıldı dünyaya. Bütün kanaat bu yönde. Dolayısıyla hattımızı bilmiyoruz. Evet. Bu anlamda gündelik yaşamımızda atabileceğimiz küçük adımların bakın biriktiği zaman ne kadar büyük çözümlerin bir parçası olabileceğini inanmamız gerekiyor, görmemiz gerekiyor. Bu anlamda özellikle kadınlar gerçekten çok büyük bir iş düşüyor bizim gibi ülkelerde. Yani bu konuda. Çok farklı e, yenilikçi, etkili e, işte çözümler düşünmek lazım evet, eğitim çalışmalar yapmak evet, lazım. Evet şöyle bir e, şey düşünüyorum ben. E, bence eğitim vermediğimiz için yani toplumlara ya yani kadın bunu bilmezse veya kadın değil birey bunu bilmezse yapamaz. Bence bunların toplumsal olarak eğitimleri verilmeli. İnsanlar bunları bu şekilde yapmaya alışmalı. Yani şimdi hep moda İşte moda neyse onu giyeceğim, moda neyse onu yapacağım. Moda bence sürdürülebilirlik olmalı artık. Çok güzel söylüyorsun. Bravo. Bütün <laughs> <Tümle, gülüyor> kalbimle katılıyorum buna. <laughs> ya ne kadar sürdürülebilir yaşarsan o kadar modaya uygun yaşıyorsun evet, olmalı. Bence de öyle olmalı. Bu, bu şey değil. Bu, bu işin şakasını yapıyoruz ama evet. ama bunun gerçek bir payı var. Neden biliyor musun? <laughs> Çünkü dünya yaşam tarzı buna doğru gidiyor. ister istemez. Birleşmiş Milletler e, 2030 yılı kalkınma hedeflerini açıkladı. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini. Aslında biz 2030'a doğru nasıl bir yaşam hayatımızı nasıl dönüştüreceğimizi temel şeylerini veriyor, ipuçlarını veriyor. Şimdi bütün dünya ülkeleri buna kilitlenmiş durumda. Yani biz kendi yaşam tarzımızı bu Birleşmiş Milletlerin açıkladığı sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda nasıl dönüştürürüz? Adım adım, adım adım. Bütün dünya ülkeleri buna kilitlenmiş durumda ve bunun sorumluluğu içerisinde bakın hemen e, işte e, dünya siyasetinde mesela bir örnek verelim mesela e, Biden hemen seçilir seçilmez işte Trump'ın çekildiği e, küresel iklim anlaşmasını tekrar onayladı tekrar girdi e, Trump iklim anlaşmasından çekilmişti Biden ilk yaptığı iş ona girmek oldu ve işte yakın bir zamanda e, haberlerde geçti İşte Biden Cumhurbaşkanımıza davet etmiş. Neye davet etmiş? İklim değişikliği toplantısını davet etmiş. Yakın bir zamanda Nisan bilmem kaçında 40 tane hükümet devlet başkanı katılacağı bir iklim e, zirvesi yapılacakmış. Bu zirve Kasım ayında yapılacak asıl zirvenin ön çalışmasıymış. Yani özellikle bu iklim krizi var ya Çağla. İklim krizi yaşadığımız mevsimlerin anormal hale gelmesi. Evet sürekli kuraklık aşırı yağışlar yani gezegen neredeyse artık kimyasının bozulması evet, durumu Mevsimler bu değişti bu bu bile kendi başına bu işin e, yaşam tarzımızın ne kadar sürdürülemezliğe doğru gittiğini ve sürdürülebilirliğe doğru evrilmekten yönelmekten başka çaremizin olmadığını kendi başına gösteriyor evet hocam bence de ee, aslında güzel bir nokta oldu. Hazır buna değinmişken artık e, benim de en çok e, aslında konuşmak istediğim konu yurt dışında veya yurt içinde bu durum nasıl ilerliyor ve aradaki farklar neler? Neler yapılmalı? Nerelerde eksiyiz? Nerelerde evet tamam bu politik e, politika e, bu politika tamam diyoruz. Bence. Evet. Ee, yani yurt dışında böyle çok büyük bir kıpırdanma var. Özellikle Batı dünyasında müthiş bir kıpırdanma var. Hatta diyebilirim ki işte e, neredeyse toplumlar teakkuz halinde. Yani bu özellikle bu iklim e, değişikliğini, küresel ısınma gerçekten çok büyük bir tehdit olarak algılanıyor insan yaşamının geleceğini, yakın geleceğimizi yani bizim, bırakın bizden sonraki nesilleri yani bizim bu şartlarda ömrümüzü sağlıklı şekilde Bilmiyorum. tamamlamamızın önünde büyük bir engel olarak geliyor bu iklim, iklimlerin bozulması ve toplumlar deyim yerindeyse İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, Kanada'da teakuz halinde. Ben geçen sene İngiltere'deydim. Bu pandemi başlamadan önce oradaydım ben. Bir sene orada bu konuyla ilgili bir çalışma yaptım. Orada sivil toplum kuruluşlarının içinde oldum. Onlarla çalıştık. Ee, o zaman pandemi yoktu ve şunu gördüm. Gerçekten müthiş bir şey var. Ee, canlılık var. Yani sivil toplum kuruluşları, insanlar topluluk halinde, gönüllü halinde bunlar ve merkezi yönetim zaten temel hedefi Sürdürebilir yaşam kalkınma haline gelmiş durumda. Ee, örneğin İngiltere 2020 yılına kadar bıraktık iki sene oldu geçen neredeyse bir sene geçti. İşte e, sürdürülebilirlik eğitimini bütün eğitim kurumlarına yedirmeyi planlamış. Evet. Programları değiştirmeyi planlamış. Yani müthiş bir şey var hareketlilik var müthiş bir atak var. Yani şunu söyleyebiliriz. Batı toplumlarının birinci gündemi, en öncelikli gündemi şu anda sürdürülebilirlik. Hiç bunda tereddüt yok. Açın televizyonu. Birinci gündem sürdürülebilirlik. İklim krizi. Bunun e, iklim krizinin sonucu olumsuz etkileri. Bunların nasıl aşılabileceği, hayatımızı nasıl değiştirebileceğimiz ve tabii ki kendi ülkemize geldiğimiz zaman e, bundan tabii ki bunun dışında kalmak mümkün değil dünyanın biz de bir parçasıyız. Modern dünyanın ve bundan etkileniyoruz. Biz de. Bizi tabi bu süreç çekiyor kendine. Biz de bu anlamda değişik adımlar atmak durumunda kalıyoruz. Yani e, örneğin işte sıfır atık projesi gerçekten tuttu. Yaygınlaştı. E, işte e, bu bağlamda işte marketlerde naylon poşetin Iı, pa paralı hale getirilmesi vesaire. Böyle bu adımlar birleştirdiğimiz zaman demek ki bir çaba var. Bunu fark evet. ediyoruz. Ama yeterli mi? Yani bu böyle bir ıı, gerçekten ıı, yani böyle iyi düşünülmüş bir politikanın bir parçası olarak mı yaşanıyor? Bunda tabi eee ıı, atılacak bir sıra adımlar olduğunu söyleyebiliriz. Aslında politik olarak bir başlangıç yaptık ama baktığımızda <laughs> da mesela şey konusunda ee, bu poşetler konusunda toplumdan çok fazla tepki geldi. Ya nasıl biz poşete para mı vereceğiz gibi? Ama aslında orada olay poşete para vermek vermemek değil de orada olay herkesin kendi poşetini sürekli kullanabilmesi, hatta daha böyle geri dönüştürülebilir veya işte kumaş çantalar poşetler kullanılmasıydı. Bence olayı yanlış anladık çünkü ben markete gittiğimde asla yanında poşetiyle gelen kimseyi görmüyorum. Alan gene ee, poşeti ücretini verip alıyor. Bence çok 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 kata. haklısın. Sadece öyle anlaşıldı. Öyle öyle evet. anlatıldı belki de. Belki evet. de medyada öyle işlendi. Yeterince medyada bu işlenemedi. Hele de senin söylediğin gibi alınan poşetin tekrar kullanılması gerektiği yeterince işlenmedi. Değil yani mi? Evet. Böyle düşünce Aynen. Evet. Aynen işlenmedi. Belki insanlara yani, bu şekilde davet edilseydi. Aynen. Çok daha iyi yani burada alırdık. medyanın çok büyük bir payı var. Çok büyük bir yere, sorumluluğu var ama bizdeki medya Bizdeki gündem de buna sıra geliyor mu? Bizim <laughs> öyle bir gündemimiz var ki acil gündemlerimiz yani bu sürdürülebilir çevre falan geri, tabii, planda, biraz geri planda kalıyor maalesef. yani Ama bizim avantajlarımız da var. Şöyle bir avantajımız var. Biz henüz batı toplumları kadar bu kadar tüketim toplum olmadık. Büyük ölçüde <laughs> benzedik ama o düzeye henüz gelmedik. Örneğin Halen biz işte evde yemek yapıyoruz, halen geleneksel yemeklerimizi besleniyoruz, halen o çeşitliliği sürdürüyoruz. E, halen işte e, şey e, ne bileyim e, o e, bozulmamış topraklarımızda e, işte e, sağlıklı gıdalar yetiştirebiliyoruz. Ama Batı toplumlarında bu büyük ölçüde bu ortadan kalkmış durumda. Biraz şey avantajımız var kullanalım evet, bu avantajı Evet, kullanalım. aynen, Bence. aynen. Ve ve e, en azından biz e, kültür olarak hani az çoktur demiştim ya. O çok önemli. Yani aslında e, işte e, e, hani işte e, e, şey gelince böyle e, gündeme gelince herkes böyle işte eskini ne kadar muhafaza edilmesi gerektiğini alt önemini çizer, muhafazakarlıkta yarışır herkes. Ama bu konuda hiç muhafazakar değiliz. Ne ne demek istiyorum? Yani işte bizden önceki nesillerin kanaatkarlığını azla yetinme kültürünü ve paylaşma kültürünü, yani ben bendeki fazlalığı işte komşuma, komşuma verme kültürünü büyük ölçüde Uzaklaşmış durumdayız. Evet. Dolayısıyla hatta. bu anlamda, bu anlamda yani bu tüketim çılgınlığı onu bir gözden geçirip daha lüks evlerde daha lüks arabalara binmek daha lüks evlerde binmek daha işte sürekli kıyafet değiştirmek sürekli teknolojik araçları değiştirmenin aslında bir statü getirmediğini, getirmediğini olmadığını bir anlamının da olmadığını. Yani bizi de mutlu etmediğini aslında. Tersine sürekli markete, piyasaya bağımlı hale geldiğini, kendimizi yabancılaştırdığını bir görürsek, anlamaya başlarsak bir şeyler değiştirebiliriz. Bir şeyler değil. değişir o zaman. Ama işte burada tüketim toplumuyla ve reklam dünyasıyla pazara bir kendimize mesafe koymamız lazım. Evet ama istesek de koyamıyoruz. Çünkü kullandığımız telefonlardan ya atıyorum siz burada biz burada konuşuyoruz. Ayakkabı konuşuyoruz. Ayakkabı almam gerekiyor, gerekiyor diyoruz. Tak bize ayakkabı bir sürü ayakkabı sitesi e, reklam olarak düşüyor. Aslında de, demek ki ya onlara da e, bir set çekmemiz gerekecek e, ya da almayacağız. Yani ama iyi, bir var, var, iyi bir haber var. İyi haber var. Şöyle bir iyi haber verebilirim tüketim toplumu da bu pazar da bu şekildeki e, sisteminin tarzının aslında sürdürülebilir olmadığını fark ediyor gittikçe. Çünkü işlenecek kaynak kalmıyor. Evet, ona da değinmek istiyorum. Yani istiyor. kazancın bu şekilde devam ettirebileceğini ettiremeyeceğini anlıyor. Örneğin diyelim ki işte işte fosil yakıtlarla çalışan e, otomobiller yerine elektrikli araçların işte yaygınlaşması, evet, evet. hibrit araçların yaygınlaşması, piyasa veya yenilebilir enerjiler, rüzgar, güneş gibi gidiş, yaygınlaşması. Ekonomik sistem, pazar da kendi içerisinde bu dönüşümün adımdan atıyor yavaş yavaş. mecburiyetten atıyor. Mecburiyetten. Dolayısıyla hatta o hale gelecek ki yakın bir zamanda eski tarz aslında kazançlı olmaktan çıkacak. Evet. Şimdi... Bunlar kazançlı hale gelecek. burada Dolayısıyla burada ee, yani İki boyutu var çok haklısın. Birincisi tüketicilerin, insanların bilinçlenerek pazara mesafe koyması, tüketim reklama mesafe koyması. İkincisi işte pazarın da kendi içerisinde dönüşmesi. Evet. İkisini aslında. birlikte gördüğümüz zaman, ikisini birlikte üst üste koyduğumuz evet. zaman aslında umutsuz olmak için çok fazla bir neden olmadığını Tabii tabii. Son dönemde şeylerde de çıktı. E, artık mağazalar veya internet üzerinde özellikle ben çok rastlıyorum. Kıyafetleri geri dönüştürülebilir kıyafetler yapıyorlar. Veya, e, evet. E, gene araba örnek verdik. Aynen. Gene bence şişeler de çok önemli. Şişeler de geri dönüştürülebilir Aynen. olmalı. Bunun yanında e, bu tarz şeylerin yani tamamen bakış açımızı değiştirip e, Sadece bireylerin değil, büyük kuruluşlarında yani veya sanayi kuruluşlarının da durumun farkında olup düzeltmesi gerekiyor ki bence katılıyorum yavaş bu yavaş Bu zorunluluktan oluyor, evet. mecburiyetten oluyor. Çünkü eski e, kalıplarla, eski davranışlarla, eski sistemle devam edemeyeceklerini, kazançlarını sürdüremeyeceklerini görüyorlar. Hem bu tüketicinin bilinçlenmesi bir baskı oluşturuyor, kendilerini değiştirmeleri yönünde, hem de kendi ekonomik sistemlerini sürdürülebilir hale getirmeleri bunu mecbur kılıyor. Ama burada e, Çağla izin verirsen e, çok ilginç bir şey dikkat çekmek isterim. Burada bir yanılgı var. Şimdi bireylerin sorumluluğuyla kurumların sorumlu veya sistemlerin sistemin sorumluluğunu karıştırmamak lazım. <laughs> Elbette bireylerin bir sorumluluğu var. Dünyada işte şu anda 7 milyar civarında insan var. 7 milyar neredeyse her, tamamı birer tüketici. Her biri tüketim makinesi. Öyleyiz. Öyleyiz. Aynen. Müthiş bir sorumluluğu var. Düşünsene siz. Yani böyle yaygın bir dönüşüm olursa neler olmaz. Ama bireylerin e, bu bireylerin sadece iradesinden mi kaynaklanıyor? Değil. Sistem zorluyor. Evet. Sistem bireyleri nasıl yaşayacağını belirliyor bir anlamda. Ekonomik sistem, politik sistem, işte sosyal sistem, özellikle, ekonomik sistem. Yönlendiriliyoruz aslında. Evet, aynen. Dolayısıyla burada işi bireylere havale edersek tamamen yani biz kendi başımıza sadece biz gündelik hayatımızı böyle çevreci yaşadığımız zaman, çevreci sürdürdüğümüz zaman, kendi hayatımızı çevreci hale bir hale getirdiğimiz zaman işi çözülebileceğini düşünürsek yanılırız. Bu çok saflık olur. Bu gerekli ama yeter mi? Yetmez. Ne gerekiyor? Yani kendi hayatımı dönüştürürken o sistemin, özellikle ekonomik sistemin kendini dönüştürmesi için baskı uygulamam gerekiyor. Bir kamuoyu oluşturmam gerekiyor. Harekete geçmem gerekiyor ki ekonomik sistemde kendini dönüştürsün. Evet. Yani burada e, literatür şöyle de şöyle geçiyor. Ekonomi yopluk konuları geçiyor. Yeşil körlük, ekolojik körlük. Yani sadece önünü görüp arkasını Bak görememek. Evet. Yani bazıları mesela böyle iyi niyetli çevreci insanlar, bilinçli insanlar şuna inanıyorlar. İşte ben marketten böyle çevreci şeylerle alışveriş, doğa dostu şeylerle tercih edersem, ben ne kadar böyle doğal yaşarsam, o kadar bu işe hizmet etmiş olurum. Bu yanlış mı? Değil. Bu çok doğru ve gerekli. Ama tek başına. Ama bu, olayı bundan ibaret olduğunu zannederseniz o miyopluk içine girmiş olursunuz. O körlüğün içine girmiş olursunuz. Sadece kendinizi tatmin edersiniz psikolojik olarak. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> tamam. Yani şunu tamam o, o, da o da bir şeydir. O da ya yani, tamam mi? ben üzerime düşen yaptım. Kenara çekileyim. Ee, ben ben böyle yaşıyorum. Ben üzerime düşen yaptım olmanın verdiği vicdan. Hı hı. Örneğin bir sürü insan artık şeyle yaşıyorlar. Bu karbon ayak izlerine göre seyahatlerini planlıyorlar. Yani, yani Biraz açabilir miyiz hocam? Bu, Karbon ayak izi evet sürdürülebilir. Doğrudan ilgili bir kavram. Karbon ayak izi aslında bizim doğa üzerinde oluşturduğumuz etkinin ölçülebilir, hesaplanabilir hali. Ve hektar cinsinden. Yani bu şu demek, her birimiz günlük, haftalık, aylık veya bir ömür boyunca yaşamımızı sürdürürken bir takım faaliyetler sürdürürken, yani kaynakları tüketirken, işte atık bırakırken doğa üzerinde bir etki bırakıyoruz. Doğa üzerinde atmosfere verdiğimiz karbonun karşılığı ise bu, bu anlamda karbon ayak izi. Biz bunlar yaparken atmosfere ne kadar karbon salıyorsak o kadar karbon ayak izi oluşturuyoruz. Ee, dolayısıyla biz ne kadar tüketim toplumuna bağımsız hale geldiysek, ne kadar fazla tüketiyorsak, ne kadar e, kullandığımız şeyler atıyorsak dönüştürmeden, ne kadar işte e, işte e, daha fazla tüketmeye çalışıyorsak o kadar fazla karbon ayak izi bırakıyoruz. Yapılan hesaplamalara göre şu anda 7 milyar insanın dünya çapında, bunu hesaplıyorlar yaklaşık Hı -hı. olarak, 7 milyar insan dünya çapında oluşturmuş olduğu karbon ayak izinin düşünülecek olursa insanın doğayla uyumlu bir yaşam sürdürebilmesi için, bunu sürdürebilmesi için yaklaşık bu gezegenin bir buçuk katı kadar daha bir gezegen ihtiyacımız var. Yani biz gezegenin kapasitesini, biyolojik kapasiteyi aşıyoruz. Büyük açı aşmış durumdayız. Yani yani bunu Belki ona bir uygun bir yaşam sürdürebilmemiz mi? için düşünsene bir buçuk kat daha fazla gezegene ihtiyacımız var. Ve şöyle düşünelim bunu. Bir projeksiyon yapalım mesela 20 sene, 30 sene ilerisine işte insan nüfusunun 7 milyardan 10 milyara çıkacağını yaklaşık öngörüyorlar kaynakların daha fazla kullanacağını düşünelim, daha fazla atık bırakacağını düşünelim. Durumu ne kadar vahim olduğunu görüyor musunuz? Öyle. Yani bu karbon ayak izi gittikçe büyüyecek. Gerçekten. Ve gezegende gerçekten yaşam artık imkansız hale gelecek. Dolayısıyla bu anlamda mesela bu anlamda bir sürü bilinçli insan, çevreci insan karbon ayak izlerini hesaplayarak o karbon ayak izlerine göre alışveriş yapmaya çalışıyorlar, seyahat ediyorlar. Ona göre besleniyorlar ona göre temizlik ihtiyaçlarını karşılıyor. Onların bir yaşam tarzı bu. Çok takdire değer bir yaşam tarzı. Keşke insanın büyük bir kısmı onun onda birini kadar yapabilse ama bu yeter mi? Dediğim gibi yetmez. Ne yapmak gerek? Bunun ötesine, ötesi sisteme müdahil olmak. Sisteme katılmak. Harekete geçmek. Siyaseti, ekonomiyi Toplumu, kültürü dönüştürmek adına harekete geçmek, gönüllü bir şekilde işbirliği içerisinde harekete geçmek. Evet, bence en büyük mesaj da burada bu oldu. Önce kendimiz kendi bu konuda gerek, gereksinmeleri yapalım, daha sonra da toplumu da bu konuya itelim, hareket ettirelim ki. E, aslında çoğu şeyin önüne geçebilelim. E, toplumun aslında bilinçlenmesi ve bilinçlendirilmesi gerekiyor bu konuda. E, teşekkür ederim hocam. Çok keyifli bir program oldu. Bence çok önemli konulara değindiğimizi düşünüyorum. Umarım faydalı olabilmişizdir. E, konuk olduğunuz için de teşekkür ederim. E, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.